أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن رحيم olan Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli olan Allah adına. Zatı merhametin menbaı olan, fiili merhametin tohumu olan Allah adına. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden. Ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün 181. dersimizde Me'aric suresini işleyeceğiz. Me'aric suresi elimizdeki mushafta 70. sırada yer alan bir sure. Vahiy, hiç şüphesiz insanın konuştuğu bir dille indirilmiştir. Bu dil Arapçadır. Vahiy, kendisinden önce muhataplarının konuşa geldiği Arap dilinin kelime ve kavramlarına yönelik üç tür tasarrufta bulunur. Birincisi, bu dilin sıradan kelimelerini aynen alır ve kullanır. İkincisi, bu dile ait bazı kavramları alır, ona bir takım ilaveler yapar. Onu zenginleştirir ya da onu dönüştürür. Üçüncüsü ve en önemlisi ise vahiy, kökü bu dilde bulunan ama gerek o formda, gerek o anlamda bu dilde daha önce kullanılmayan bir takım kavramlar vaz eder. Ya da daha önce kullanılan bazı kavramların içini tamamen boşaltır, yepyeni bir mana ile doldurur. Yani kelimelerin kalbine mana inzal olur. İşte me'aric kelimesi de vahyin tedavüle soktuğu kelimelerden, kavramlardan biridir. Yükseliş yolları, yükseliş basamakları veya kısaca yükselişler ki mertebelerden bahseden bir yükseliş bu veya yücelme basamakları, mastar olarak da anlayabiliriz, yücelme mertebeleri anlamına gelir. Allah'ın mutlak aşkınlığını ifade eder bu kavram aynı zamanda. Çünkü mi'raç, mi'raç veya ma'reç kökünden gelebilir. İki köke atfedilebilir. Üçüncü ayetinden alır ismini sure. Sureye başka isimler de verilmiş. Mesela, se'ele sa'ilun ki ilk kelimeleri bunlar veya vaki' yani olacak olan manasına gerçekleşen tahakkuk eden manasına vaki' ismi de verilmiştir. Sure Mekki'dir. Ünlü tertipte ki bu tertip Hazreti Osman'a nispet edilir. Sebebi nüzul tertibi tabii ki. Hakka suresi ile Mülk suresi arasına yerleştirilir. Bu 91. sıraya tekabül eder. Nüzul sıralamasında tabii ki. Hakka ile muhtevası arasında bir benzerlik var.
Onun içinde ünlü nüzul tertibindeki bu yerini yabana atmamak gerekir diye düşünüyorum. Necm ve İsra surelerine mücavir olmalı bu sure. Yani Necm ve İsra surelerine komşu bir zamanlaması olabilir diye düşünüyorum. İsra'nın genellikle 8. yılda indirildiği kabul edilir. Fakat 5. yılda indirildiğine dair de görüşler vardır ki bu görüşleri de göz önüne alarak, dikkate alarak bu surenin nübüvvetin, peygamberliğin 6. veya 7. yıllarında indirildiğini düşünebiliriz. Me'arid suresinin. Bu da bu fakirin nüzul sıralamasını ifade ederken surelere ilişkin özellikle Mekke döneminin gizli davet, açık davet, boykot öncesi, boykot sırası ve boykot sonrası diye taksimat yaptığını daha önce biliyorsunuzdur. Bu çerçevede bu sureyi boykot öncesi sureler arasına yerleştirebiliriz. Surenin ana teması hiç şüphesiz ahiret. Yani Allah'tan başka bize hiç kimsenin haber veremeyeceği. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Her şeyden haberdar olanın verdiği gibi haberi hiç kimse veremez diyen ayetin de ifade ettiği gibi Allah'tan başka hiç kimsenin bize haber veremeyeceği bir alemden, ahiretten haber verir. Surenin maksadı adalet tasavvurumuzu inşadır. Girişte inkarcıların yürek yangınını, yani Allah'tan mahrum kalmanın insana vereceği o dehşet azabı ifade eder. 1 ve 2. ayetlerinde. İlahi kudretin büyüklüğünü dile getirir. Ve tabii ki ilahi müdahalenin insan hayatına, insana, insan topluluklarına ilahi müdahalenin sürat ve hızlılığını dile getiren ayetler gelir müteakiben. 3 ve 4. ayetler. İnkarcı aklın, daha genelde inkarcıların yalnızlığını ve mahrumiyetini ifade eder. 6 ila 18. ayetler arası. İnsan hakkında genel bir tespit yapılır bu surede. Ki Kur'an'da buna benzer tespitler yer alır. İnsanı Allah'tan öğrenmek, en doğru kapıdan öğrenmektir. Onun için insanı yaratan Allah'ın insan hakkında bir ifşası dile gelir burada. O da nedir? اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا Hiç şüphe yok ki insan tatminsiz, doyumsuz bir varlıktır. Bu hem bir fırsattır, iyi kullanılırsa, hem de bir zaaftır, kötü kullanılır, terbiye edilmez. İnsan tatminsiz yaratıldı. İnsan doyumsuz yaratıldı. Niye doyumsuz yaratıldı ya Rabbi diye sorduğumuzda, tekamül etsin diye, yücelsin diye, yani me'ariç ile, yükselişlerle, yükseliş basamaklarına basarak mirac etsin diye cevabını verebiliriz. Manevi hastalıkların manevi ilaçları vardır. Bu surede Allah'ın yaratılıştan
bize verdiği yetenekler hastalanırsa, Allah'ın yaratılıştan bize yerleştirdiği o temel güdüler hastalanırsa, hangi ilaçlarla tedavi edeceğiz sorusuna bu surede cevap buluruz. 22 ila 35. ayetler arası işte bu cevaplardır. Bu kısa özetten sonra şimdi suremizi, Me'aric suresini tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim, Allah adına. Herkes biri adına okur bildirileri. Herkes biri adına konuşur. Ya nefsidir, ya amiridir, ya hükümetidir, ya başka bir odaktır. Ama ey insan, sen bu vahyi Allah adına oku. Allah adına al, Allah adına ilet. Bu mesajı verir Besmele. Besmele aynı zamanda ben Allah sayesinde bu işi yapıyorum demektir. Buna ilaveten ben Allah'ın açtığı krediyle, verdiği güçle bu işi yapıyorum demektir. Buna ilaveten eğer Allah bana bu gücü vermezse, benden bu gücü alırsa bunu, yani okuma işini, yani vahyi anlama işini veya vahyi yaşama işini yapamam demektir. Se'ele sâilun bi'azâbin vâki'. Herhangi bir soru veya istek sahibi ahirette vuku bulacak veya vuku bulması kesin olan tarifsiz azabı hemen burada isteyebilir, sorabilir. Azabın B ile geçişli yapılması, müteaddi yapılması hem sordu, hem istedi, hem de acele etti. Tez canlı davrandı manalarını verir. An gibi anlaşılır. Yani se'ele sâilun an azâbin vâki' biçiminde de anlaşılabilir. Bu ba'nın içinde an manası da vardır. Onun için se'ele hem sordu, hem istedi, hem de se'ele bi ile beraber acele etti. Tez canlı davrandı manasına gelir. Soruyu soran iyiler mi kötüler mi? Biz 5. ve 6. ayetten soruyu soran kafanın kötülere ait bir kafa olduğunu, inkarcılara ait bir kafa olduğunu anlıyoruz. Vâki' ayetin sonundaki kelime, kesinliği belli olan, inkarcılara meydan okuyan bir kelime aslında. Kesinliği belli olan demek. Onun için kesin gerçekleşecek olan. Hatta vâki' bi azâbin vâki' gerçekleşmiş gibi bilmeleri gereken, sanki olup bitmiş gibi bilmeleri gereken vurgularını içerir. Lil kâfirîn ki o azap kâfirlere hastır. Buradaki lam-ı milk manası verirsek eğer, kafirler o azabı mülk edinmiştir. Azap da mülk edinilir mi değerli Kur'an dostları?
mülkiyete geçirilir mi? Demek ki insan azabı mülkiyetine geçirebiliyor. Yani azabı satın alabiliyor. Allah korusun. Leyse lehu dafi. Kimsenin ona karşı kendini savunmaya mecali yoktur. Asla o azaba karşı hiç kimse kendini savunamaz. Minallahi, Allah'tan gelen o azaba karşı kimse kendini savunmaya mecal bulamaz. Zil me'ariç, öyle bir Allah ki miraçlar sahibi, yücelişler sahibi, yükselme vesileleri sahibi, yükselme basamaklarının sahibi. Evet, işte böyle bir Allah'tan gelen azaba karşı hiç kimse kendini savunmaya mecal bulamaz. Bu hiçbir yüceliş, yükselişin, hiçbir büyüme, hiçbir manevi gelişmenin Allahsız gerçekleşmeyeceğinin açık ve net bir ifadesi. Allah anlam demektir. Allahsızlık anlamsızlıktır. Dolayısıyla nasıl yücelecek insan yüce bir kulpa tutunmadan? İnsan manen nasıl yücelecek bir referans noktası olmadan? İnsan içine düştüğü şu benlik kuyusundan eğer yüreğinin parmakları, yüreğinin elleri, yüreğinin kolları yoksa nasıl tırmanıp da çıkacak? Mi'raç veya ma'raç, cemisi ma'ariç gelir. İki manaya birden gelir. Hem vahyin birden çok yoluna, ki vahyin birden çok geliş yolu vardı. Hatırlayalım, Şura suresinin 51. ayetinde vahyin geliş biçimlerinden 3 biçimi dile getirilir. Rüya, meleğin asli suretinde gelişi ya da İlahi bir ilham. Dolayısıyla yani vahiy yoluyla, vahyedilme yoluyla. İşte vahyin bu 3 suretine delalet edebileceği gibi bu ayet, bir başka delaleti de Allah'a ulaşan yolların çokluğuna delalet eder. Yani لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Yolumuzda, bizim uğrumuzda var gücünü harcayıp cihad edenleri yollarımıza kılavuzlarız. Yollarımıza çıkarırız. Yollarımıza çıkarmak için rehberlik yaparız. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا سَب۪يلَنَا değil. Yolumuza değil. Yollarımıza. Demek ki ana caddeye çıkan tali yollar var. Herkesin şimdi ve buradasından o ana caddeye bir cılga, bir patika yol çıkar. Allah o yoldan ana yola, ana caddeye çıkan bir yol yaratmıştır. Dolayısıyla yollarımıza yönlendiririz, yollarımıza döndürürüz, yollarımıza kılavuzlarız buyurması aslında Allah'a ulaşan yolların, yani usulün, yöntemin birden fazla olabileceğini ama aslın tek olduğunu gösterir. Asıl tek, usul çok olan. Allah'a ulaşan yolda
kimisi tıpkı dünyadaki varacağı menzile, karayoluyla, kimisi hava yoluyla, kimisi deniz yoluyla varması gibi Allah'a da ulaşma yöntemi farklı olabilir. Şir'aten ve minhaca ayetinde de ifade buyurulduğu gibi Allah'a ulaşan yollara yönlendirilmesi anlamına gelir. Ta'rucu l-melâiketu ve'r-ruhu ileyhi fî yevmin kâne miqdâruhu 50.000 senetin. Bütün melaike veya melekler, bazı müfessirler melaike ile melekler arasında fark gördüğü için ikisini de zikrediyorum. Melekler ile birlikte dünyaya göre 50 bin yıl olan bir günde ona yükselir. Yani bütün melaike ruh ile birlikte dünyaya göre 50 bin yıl olan bir günde ona yükselir. Nasıl anlayacağız bunu? Bir günü 50 bin yıl olan bir zaman. Burada özellikle ver ruh var. Buna vahiy meleği diyenler olmuş veya miraca çıkan ruh diyenler de olmuş. Doğrusu melaike geldiğine göre miraca çıkan ruhlar diye anlamak daha doğru. Çünkü ver ruhudaki elif lam cins içindir ve bu tekil olmakla birlikte çoğul manasını kapsar. Çünkü türünün tüm bireylerini içine alır. Onun içinde ruhlar diye anlamakta hiçbir beis yok. Onun için melekler beraberinde ruhlar olduğu halde bir günü 50 bin yıl olan bir zaman parçasında çıkarlar, yücelirler. Hac suresinin 47. ayetinde bir gün 1000 yıl olarak verilir. وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Rabbinin katında bir gün 1000 yıl gibidir sizin saydıklarınız cinsinden. 1000 yıl Rabbinin katında bir güne bedel. Yani bu aslında neyi gösteriyor? Zaman mefhumunun göreceliğini gösteriyor. 50 bin yıl mı, 1000 yıl mı? Kur'an'da ikisi de geçiyor. Bir gün, Allah katındaki bir gün, dünyadaki 50 bin yıla mı bedel, 1000 yıla mı bedel diye sormaya gerek yok. Her ikisi ve daha fazlası. Çünkü zaman görece bir şeydir. Durduğunuz yere göre değişir. Unutmayalım, saman yolunun bir günü 250 milyon yıldır. Yani kendi etrafında bir kez dönmesi Samanyolu galaksisinin 250 milyon yılda gerçekleşir. Dünyanın kendi etrafında bir kez dönmesi 24 saatte gerçekleşir. Buyur. Zamanın göreceliğine bundan daha güzel delil olur. Onun için burada da zaten vahyin söylediği bu. Zaman sabit ve standart değil. Nisbidir, görecedir. Belki asıl biz bu ayetten neyi anlayacağız? O önemli. Mealen çok hızlı yükselir. Allah katına eğer yükselmeyi hak etmişse bir insan, bir ruh çok hızlı yükselir. Veya melek. Ben bu ayeti okuyunca bir başka ayeti hatırladım. Fatır suresinin 10. ayetini hatırladım. Ona sadece güzel sözler yükselir. Onları
O güzel sözleri salih ameller yüceltir diyordu ya. İleyhi yes'adul kelimut tayyib vel amelus salihu yerfa'uhu. Ona sadece güzel sözler yükselir. O güzel sözleri ise ameli salih yükseltir. Yani ameli salih adeta ona yükselen güzel sözlerin bir vasıtasıdır. Onu taşıyan bir füze gibi algılayalım. Onun için çirkin sözler ona yükselmez demekle aslında dualar güzel olursa, dualar ameli salih füzesinin başlığının içine yerleştirilirse ona yücelir. Biz böyle de anlıyoruz bunu. Böyle de anlayabiliriz. Fasbir sabram cemila. Artık güzel bir sabırla sabret. Hiç şüphesiz bu ayetin ilk muhatabı Efendimiz. Efendimizin bu ayetin indiğinde neler çektiğini anlamamız için Mekke'nin 6 ve 7. yıllarını şöyle bir göz önüne getirmemiz lazım. Boykotun hemen öncesi veya boykotun belki de ilk yılı. Yer demir gök bakır. Doğduğu toprakları kendisine zindan etmeye yemin etmiş Mekke'nin kafir soyluları, müşrikler. Ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş olana alemleri dar getirmeye çalışıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilene, alemler içinde bir küçücük kasabada hayat hakkı tanımıyorlar. Ona her ama her şeyi zehir etmeye çalışıyorlar. Hayat alanını daralttıkça daraltıyorlar. Herkesin doya doya kullandığı haklardan onu mahrum etmeye çalışıyorlar. Ve boğmaya çalışıyorlar. İşte böyle bir ortamda fasbir sabran cemila. O halde artık güzel bir sabırla sabret. Ayeti bu bağlamda niye gelir? Hemen üstteki ayetlerin muhtevasını hatırlayacak olursak, yani Rabbinin katına yücelmek için Rabbinden başkasından izin alacak değilsin. Eğer Rabbin seni yüceltecekse bunları çekmen gerekiyor. Onun için de sabret. Hazreti Ali de öyle diyordu ya. Dert yanma sabret. Sabret yani diren. El ceza'u et'abu mine's sabr. Yakınma. Yakınmak sabretmekten daha çok yorar. Onun için dert yanma, sabret. Hem de güzel bir sabırla sabret. Güzel bir sabır, sabretmek, direnmek ve direnişin faturasını çıkarmamaktır. İnnehum yeravnehu ba'ide. Hiç şüphe yok ki onlar hesap gününü çok uzak olarak görüyorlar. Yani hiç gelmeyecek, hiç kavuşmayacakmış gibi zannediyorlar, görüyorlar. Ve narahu gariba, bizse yakın görüyoruz. Yani müşriklerin gördüğümü, Allah'ın gördüğümü, kimin gördüğü gerçek. Dolayısıyla burada bir kinaye de var adeta. Hani onlar öyle diyorlardı ya. اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رِجْعٌ بَعِيدٌ. Şimdi ne yani diyorlardı? Biz ölüp toza toprağa karıştıktan sonra yeniden diriltilecek miyiz? ذَٰلِكَ رِجْعٌ بَعِيدٌ. Bu geri dönüş çok uzak bir ihtimal. Çok uzak bir ihtimal diyorlardı ya. Kur'an bize haber veriyordu. Onları red sadedinde geliyor. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُ. O gün gökyüzü yanmış yağ tortusu gibi kıpkızıl olacak.
manzaranın dehşetini gözümüzde canlandırabiliriz. Rahman suresinin 37. ayetini hatırlayalım. Çok benzer bir ayet. فَاِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَا Gök yarıldığı zaman görülen manzara kızarmış kıpkızıl bir yağ gibi açılmış güle döner o görüntü diyor. Müthiş bir ifade tarzı. İnsanın tüylerini diken diken bir ifade tarzı. Hem açılmış bir gül gibi hem de kızarmış kıpkızıl bir yağ gibi. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْاِحْرِ Bu ayetler hiç kimsenin haber veremeyeceği, hiçbir haber kaynağının haber alamayacağı bir ana ait. Yani son saate, yani kıyamet diye bildiğimiz yeryüzünün son nefesine ait. Kainatın belki de son nefesine ait. Bütün dağlar hallaç pamuğu gibi atılmış olacak. Yani şu dağ da yerinden oynar mı? Bu dağı kim kaldırabilir yerinden diye soran ey insan. Allah gücünü öyle gösterecek ki dağlar pamuk gibi atılacak. Toz duman olacak. Dün gördüğün dağ bir gün sonra yerinde yeller esecek. وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا Asıl belki bizi can evinden vuran da bu ayet. Ve ne de herhangi bir dost, dostundan yardım isteyebilecek. Yani hiç kimse, hiçbir dost, bir diğer dosttan yardım alamayacak. İsteyemeyecek. يُبَصَّرُونَهُمْ Peki yardım alamaması uzak oldu, ulaşamadı, sesini duyuramadığı için mi? Yok. Birbirlerinin görüş alanında olacaklar. Buna rağmen hiçbir can dost, can dostuna yardım edemeyecek. Nasıl etsin ki? Yardım istenen de kendisi yardıma muhtaç. Kim kime yardım edebilir ki? Allah Resulü sevgili kızı Fatıma-tuz Zehra'ya öyle demiyor muydu? Kurtubi naklediyor. Kızım Fatıma, işteri nefseki minallah. Allah'ın elinden nefsini satın al. Vallahi yarın senin için de bir şey yapamam. Bize Allah Resulü'nün bir tefsiri olarak naklediliyor. Aslında Resulullah bu ayetleri böyle anlıyor. Dostlar birbirine uzak olduğu için yardım edemeyecek değil. Aksine birbirlerinin gözünün önünde olacaklar diyor bu ibare. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَد۪ي مِنْ عَذَابٍ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَن۪ي O gün günahı tabiat edinmiş kişi, mücrim. Sadece günahkar değil. Birinin mücrim olması için, günahın ona at olması için günahı ahlak haline getirmiş olması lazım. Onun için günahı ahlak haline getirmiş kişi, azaptan kurtulmak için fidye vermek isteyecek. Nesini? Neyi fidye verecek? Bir beni, öz evladını. Evet. Öz evladını, gözünü kırpmadan, kendisini azaptan kurtarmak için fidye, yani alın bunu yakın, alın bunu beni bırakın diye fidye verecek. Vermek isteyecek. Ve sahibetihi ve ahi. Bitmedi. Onun yanında eşini azaptan kurtulmak için, kendini kurtarmak için
fidye verecek, kurtuluş akçesi olarak. Yine kardeşini verecek. Bu ayetleri okurken insan satmak deyimi aklıma geliyor. Yakınını satmak. Hani insanlar şikayet eder bazen ya. Bunca yıllık dostum beni sattı arkadaş. Buyur. Kişi kendini kurtarmak için öz yavrusunu satmaya kalkacak. Eşini satmaya kalkacak. Kardeşini satmaya kalkacak. Devam ediyor. Daha bitmedi. Ve fasileti hilleti tu'vi. Kendisine sığınak olmuş bütün yakınlarını, bütün akrabai taallukatını, bütün aşiretini satmaya kalkacak. Yine bitmedi. Ve men fil ardı cemi'an summa yunci. Yeryüzünde yaşayan herkesi fidye vermek isteyecek. Yeryüzünde sanki kendininmiş gibi. Yani Allah'ım tek beni bırak da yeryüzündeki herkesi al. Evladını vermedi, yetmedi. Eşini vermesi yetmedi. Kardeşini vermesi yetmedi. Dostunu vermesi yetmedi. Akrabayı, taallukatını, aşiretini vermesi yetmedi. Yeryüzündeki herkesi, yani sanki herkes akrabası olsa hepsini vermek isteyecek. Sümme yunci ki kendisi kurtulsun. Tek kurtulayım da her şeyi vereyim diyecek. Faka, kella, yo, asla. Ama asla kabul edilmeyecek. İnneha leva. Leva, lehebin alemiye olmuş şekli. Yani leheb, alev manasına gelir. Levan, aslı bunun levan idi, tenvinli. O cins isimdi. Cins ismi aleme, yani özel isme çevirmek için Arap dilinde bir kuraldır. Arkasına elif-i maksure gelmiş. Leva, alemiye olmuş. Yani türü içinde çok özel bir çeşit alev. Öyle bir alev ki değdiğini havran. Öyle bir alev ki tanımsız, yani bizim gördüğümüz cins, gördüğümüz tür bir alev değil. Belki göze bile görünmeyen ama hücrelere sızan, arkasını da okuyalım, nezzaeten lişşeva, derisini kavuran bir alev. Kavuran ama acı verdiği halde orayı yok etmeyen. Yani sürekli acı veren ama hücrelerin acı verme hassasını yok etmeyen, acıyı hissettiren, ta hücrelere işleyen bir alev veya ışın. Ted'u men edbera ve tevella. O sırt dönen ve yüz çevirenleri kendine davet eder. Öyle bir alev ki adeta bir özne gibi kendine davet edecek. Kimleri? Hakikatten yüz çevirenleri, vahye sırt dönenleri. Bunlara böyle birer takdir yapabiliriz parantez içinde. Vahye sırt dönenleri, haktan yüz çevirenleri gel gel edecek. Öyle bir alev. Yani can alıcı. Adeta bu alev hani ellat diye çöllerde varlığı bilinen ve Arap'ın görünce ne kaçabilirsin ne koşabilirsin diye tarif ettiği
O kadar albenili, o kadar cazip, üstündeki pulları öyle muhteşem renklere sahip ki, insan bakmaktan gözünü alamaz. O kadar cezbedici ki, yılanı bağrına basasın gelir. Gözünü alamazsın, o kadar güzel. Ama aynı zamanda o kadar zehirli, o kadar tehlikeli. Ne gidebilirsin, ne yürüyebilirsin. İşte bu alev de böyle bir alev çeşidi. Ve cema'a fe'ev'a. Zira o, serveti toplayıp kokuttu, ağzını bağladı. Yani servetin ağzını bağlayıp kimseye koklatmadı. Böyle de çevirebiliriz. Vi'a hem toplamak hem de irin, cerahat manasına gelir. Onun için kokuttu diye anlamak sanırım doğru bir anlam olur. Hani Kur'an söylüyor ya, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Malı üst üste yığmayı çok seviyorsunuz. Malı biriktirmeyi çok seviyorsunuz. Burada adeta insanın biriktirme tutkusuna bir kinai atıf var. Kur'an اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ derken de bu tutkuya atıf yapmıyor mu? Ölünceye kadar, kabirlere girinceye kadar çoğaltma, biriktirme tutkusu sizi helake sürükledi. İnsanoğlunun kadim zaafı bu. Biriktirme. Biriktirip ağzını bağlama. Aslında paylaşmama hastalığına dikkat çekiyor. İnsanın paylaşmama hastalığına. İnsan biriktirmeye başladığı zaman da kokutacak demektir. Çünkü duran su kokuşur. Eğer paylaştırmaya başlarsa akan suya benzer servet. Kokmaz, kokuşmaz. Pırıl pırıl, içimlik bir su olur. Hatta eğer bu paylaşmayı Allah'ın razı olduğu biçimde yaparsa, o zaman bu su kaynak suyuna, hatta daha ileri aşamada Kevser'e dönüşür. İşte Kevser'in hayrun kefirun, yani çok hayır olması da bu anlama gelir. İnnel insane hulika helu'a. Yeni bir pasaja girdi suremiz. Hiç şüphe yok ki insan pek tatminsiz yaratılmıştır. İnsan tabiatını tanıtan bir ayet bu. Kur'an'da böyle çok ayet buluruz. İnsan kimdir sualine cevap sadedinde gelen çok ayet. Mesela وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. İnsan birçok hususta cedelcidir, polemikçidir, tartışmayı severdir. Bir başka ayet insan acelecidir der. Bir başka ayet insan nankörlük yapar der. Yani aslında bunlar insanın yaratılıştan kaynaklanan bir takım güdülerinin terbiye edilmeyince nasıl zaafa dönüştüğünü de gösterir. Burada da insana yaratılıştan verilen bir güdü, yani helû, doyumsuz, tatminsiz. Ferra, dacur manasını vermiş buna. Yakınan demek, tatminsiz olan demek, sürekli dert yanan demek. Feul vezninden gelmiş hatta bu. Feul vezni hem fail hem meful manalarını içerir. Yani hem tatminsiz olan hem de tatminsiz kılan. Çok ilginç. Hem özü itibariyle tatminsiz hem de elini değdiğini tatminsiz kılan. Ama tatminsizlik özü itibariyle
insan için bir bela değil dostlar. Eğer insana tatmin verilseydi insan bir adım daha ilerleyemezdi. İnsan elde ettiği ilk şeyle kalır, tekamül gerçekleşmezdi. Bir adım daha atmazdı. Hiçbir şeye yorulmazdı. İlk hedefini elde ettiği zamanda ikinci bir hedef gözetmezdi. Hele hele hedeflerin en büyüğü olan cenneti ve onun da üstündeki Allah rızasını hiç gözetmezdi. Aslında insana verilen tatminsizlik bir imkan olarak kullanıldığında insanın Allah rızasını elde etmesinde muhteşem bir itici güç rolü oynuyor. Cenneti elde etmesinde muhteşem bir itici güç rolü oynuyor. Çünkü tatmin olsaydı Allah rızasını arar mıydı? Rızayı aramak için hayırdan hayıra, sevaptan sevaba, ibadetten ibadete, güzellikten güzelliğe koşar mıydı? Güzellikler arasında maraton yapar mıydı? Onun için bu tatminsizlik ilk bakışta sanki insana bir reziletmiş gibi geliyor. Hayır. İnsan için bir imkandır. Bir imkandır. Aslında şöyle söyleyebilir miyiz? Bana ne ile tatmin olduğunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Herkese bunu söyleyebiliriz. Ey insan, bana seni neyin tatmin ettiğini söyle, sana kaç paralık adam olduğunu söyleyeyim. Sana değerini söyleyeyim. İnsan eğer küçük şeylerle tatmin oluyorsa küçük insandır. Onun için yetmemiş ve olgunlaşmamış çocuk akıllar şekerle tatmin olurlar. Onun için de onları şekerle kandırırlar. Dünya ile tatmin olanlar küçük şeyle tatmin olanlardır. Üst üste yığarak kendilerini tatmin ettiklerini düşünenleri yığdıkları servet tatmin ediyor mu, ediyor mudur dersiniz? Gözleri doyuyor mudur dersiniz? Onların da doymuyor. Ama yanlış adreste arıyorlar tatmini. Asıl tatmin Allah kapısında aranır. Onun için Allah'la tatmin olmak ancak yüce insanların ve insan yüceldiğinde yapılacak bir şeydir ki me'ariç. Yani miraçlar işte bunun içindir. Bunun için yükselişler gereklidir. Yani tatmin nesnesinde insan kalamaz. İnsan cennetten aşağısıyla tatmin olamaz. İnsan dünyalıkla tatmin olamaz. Yükselişler sahibi olan Allah'a ulaşmak için, onun rızasına kavuşmak için miraçlara ermek zorundadır. Yükselmek zorundadır. Miraçlara sarılmak zorundadır. Onun için bu sure bize aslında ana fikir olarak bunu veriyor. Cennetten aşağısıyla tatmin olan ucuza gitmiştir. Allah rızasından aşağısıyla tatmin olan ucuza gitmiştir. Çünkü insana bedelini ancak Allah verir. İnsanı ancak Allah alırsa hakkını verir. Başkasının hazinesinde insanın bedelini verecek bir fiyat yoktur. Onun içindir ki insan Allah'la tatmin olursa değerini bulmuş olur, daha aşağısıyla tatmin olursa fiyatlandırılmış olur. Fiyatı olanın değeri olmaz. Özellikle insan için geçerli. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا İnsana bir şer dokunacak olsa sürekli yakınır. Vaveyla'yı basar. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا Ama bu kez de insana bir hayır dokunacak olsa, bir başına hayır gelse, onu herkesten kıskanır. Nasıl bir tabiatı var bu insanoğlunun? Şer dokunsa vaveyla'yı basar. Ama hayır dokunsa bu kez de onu herkesten kıskanır. Oysa
herkesi kendi yerine koyup, onlarla empati yapıp, ona hayır dokununca sevineceğini düşünerek hayrı paylaşması gerekmez. Yani öbürünün de dert yanacağını, öbürünün de vaveylayı basacağını, çünkü bir zaman kendisine şer dokununca veya mahrum kalınca, nasıl kendisinin acı çekiyorsa, kendisi acı çekiyorsa, başkasının da acı çekeceğini düşünerek hayrı paylaşsa da çoğaltsa olmaz mı? Ama yapmaz. Peki bu hastalıktan kurtulmak için ne yapmak lazım? İllel musalli. Namaz kılanlar müstesna. Musalli olanlar müstesna. Yani namazla ayakta duranlar, namazın kendisini dik tuttukları, daha özel, etimolojik anlamından yola çıkarsak, Allah karşısında esas duruşunu bozmayanlar müstesna. Allah karşısında klas duruşunu takınanlar müstesna. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Onlar, namazlarında devamlıdırlar. Gök dikişi namaz. Dünya atlasıyla ahiret atlasını günün 5 noktasından, 5 yerinden gök iğnesiyle dikmektir namaz. Doyumsuzluğu namaz ile fırsata dönüştürmek mümkündür. Hani İnnel insane hulika helu'a buyurmuştu ya ayetimiz. İnsanoğlu tatminsiz ve doyumsuz yaratılmıştır. Doyumsuzluğu namaz ile fırsata dönüştürebiliriz. Nasıl yapabiliriz? Tatminsizlik bir nimet olur o zaman. O zaman doymayan gönlümüz namazla doyar ve Allah'ın rızasına yücelir, mirac eder. Çünkü namaz müminin miracıdır. Suremiz de Me'aric suresi. Miraçlar sahibi olan Allah'a atıf yapan bir ayetle devam eden bir sure. Onun için miraçlar sahibi olan Allah'ın kulpuna yapışırsak bizi de o yüceliş basamaklarını tırmandıracak bir güç verecektir. Bir güçle donatacaktır. İşte o güçlerden biri namazdır. Ve es-salatu mi'racul mu'min, namaz müminin miracıdır. Peygamberi ifadesi, hadisi bu gerçeği ifade eder. Doymayan gönüldür, göz değil. Dolayısıyla gönül doymadıkça göz doymaz. İnsanın gözünü doyurmaya kalkanlar boşuna çabalarlar. O nedenle Allah insanın gönlünü doyurmak istiyor. Namaz da gönlü doyuran bir ibadettir. Yani aç gönülleri, aç kalpleri, aç ruhları doyurur. Tıpkı bedenin midesi nasıl acıkınca insan güçten düşüyorsa, ruhun midesi de acıkınca ruh güçten düşer. Yani yükselemez olur, yücelemez olur. O halde namaz, ruhun yakıt deposuna konulmuş bir yakıttır. O nedenle burada o zikredilmiştir. Ve 8 unsur sayılıyor zaten. İlkine böyle başladık, namazla başladık. Devam edelim. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ Yine o kimseler, belirli kimselerin mallarında hakları olduğunu bilirler. Yani kendi mallarında belirlenmiş, o belirlenmiş kimselerin kimler olduğu Kur'an'da ifade edilmiş 8 sınıftır. Yani adları sayılmış belirli kimselerin kendi mallarında hakları olduğunu bilirler. Bilenlerdir onlar. Lissâili vel mahrum. İsteyebilen ve isteyemeyenlerin hakları olduğunu bilirler. Bu da ikincisi.
tatminsizlik demiştik değil mi? Hep en büyüğü isteme, küçüğe iltifat etmeme şeklinde insanda bir ahlaka dönüşürse, işte o zaman paylaşma bunun sonucu gerçekleşir. Yani dünyalıklarla tatmin olmaz insan. Bunların küçük şeyler olduğunu bilir, inanır ve anlar. Artık servetini paylaştırmaya başlar. Servette yoksulun hakkı olduğunu bilir. Yoksulun hakkını verir. Adeta servetini kendi miracında ayağının altına bir yükseltici olarak koyar. Verir. Tabir caizse sırtındakini hafifletir. Servetinin atı olmaz. Servetini altında buraka çevirir. Kendisini miraca çıkaran bir burağı onun içinde sırtından alır, altına yedirir. Buraka yedirir. Burağa yem yapar servetini. O zaman servetinin sırtında süvari olur. Hem de bir gök süvarisi. Miraca yücelirken, miraç basamaklarını tırmanırken, zülme'ariç olan, basamaklar sahibi olan Allah'ın kendisine sunduğu imkanları işte bu şekilde daha doğru ve tam bir biçimde kullanır. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الد۪ينَ Yine onlar din gününü gönülden tasdik ederler. Tek dünyalı değildirler. Çift dünyalıdırlar. Onun içinde tek dünyalılar gibi hareket etmezler. Tek dünyalı olan zaten paylaşamaz. Allah'a güvenemez ki Allah için tasadduk etsin. Allah'a güvenenler Allah yolunda harcarlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Yine onlar Rablerinin azabından tir tir titrerler. Kelimenin kök manasıyla alırsak, Rablerinden mahrum olma korkusuyla tir tir titrerler. Müşfiku, yürekten titremek, ta kalp tellerinin tir tir titremesi. İnne azâbe rabbihim gayru me'mûn. Çünkü hiç kimse, ama hiç kimse Rabbinin azabından emin olamaz. Yani Rabbinin azabına karşı dokunulmaz değildir. Bir garantisi yoktur. Allah Resulü'nün titreyişini hatırlayalım. Vallahi diyordu değil mi? Osman bin Maz'un'un evinde vefat ettiği hanenin sahibesine ve tuğba lekel cenne ya Osman demişti de ev sahibesi. Cennet sana helal olsun ey Osman demişti de Allah Resulü arkadan taziye için geldiğinde bu sözü duyup ona dönerek vallahi ma edri ve ene Resulullahi ve ma yuf'alu bi. Ben Allah'ın Resulü olduğum halde yarın bana ne yapılacağını ben bile bilmiyorum demiş. Bir gece gözyaşlarıyla uykusundan Hazreti Aişe'nin altındaki şilte ıslanmış ve uyuyan Aişe'yi bu ıslaklık uyandırmıştı da Allah Resulü'nün saatler boyu hıçkırışına bakan Aişe dayanamayıp ya Resulallah kendini helak ediyorsun deyince efela ekunu abden şekura ya Aişe ben çok şükreden bir kul olmayayım mı ey Aişe demişti. Hazreti Yunus'un tevbesini hatırlayalım. Tevbesini hatırlayalım. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez-zalimin. Allah'tan başka tapılmaya layık varlık yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim ey Allah'ım. Ben nefsime zulmettim. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Demişti. Tevbe etmişti. Onun için Beni Cezime olayında Halid bin Velid
bir gece baskınında suçlularla beraber suçsuzları da öldürmüştü de Allah Resulü onların kan bedellerini ödemekle kalmamış. Yüzünün rengi akmış. Gözlerinden yaşlar boşalarak Halid'in yüzüne bakmayıp "Ya Rabbi ben Halid'in yaptığından beriyim. Ben Halid'in yaptığından beriyim. Ben onun yaptığından beriyim." diye yüreğinden titremişti tabiri caizse. Onun için ve buna benzer birçok hadiseyi hatırlayacak olursak yürekten titremenin ne olduğunu anlarız. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Yine onlar iffetlerini korurlar, muhafaza ederler. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ Ancak eşleri, yani meşru şekilde sahip oldukları kimseler müstesna. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Onlar bundan dolayı asla kınanamazlar. Yani evlilikten dolayı sofuluk yapmadıkları için kınanamazlar. Meşru bir biçimde evlendikleri için kınanamazlar. Buradaki ev tefsiriye olarak yani manasına tercümeye geçti. Buradaki ma meleket eymanuhum meşru biçimde sahip oldukları manasına gelen bu ibare köle olarak anlaşılacak olursa eğer yalnız kadın değil erkek köleleri de içermesi lazım. Çünkü dişiye ya da erkeğe herhangi bir tahsis edilmesine dair ibarede bir işaret yok. Ezvaç, üstelik aynı bu ayette geçen ezvaç, her iki eşi de birden kapsayan bir kelime. Mücahid'in İbni Abbas'tan naklederek yaptığı yoruma dayanarak biz bunu meşru eşler, yani savaş esirlerinin sadece kadınlarına yönelik bir uygulama değil, meşru eşleri kapsadığı ve ifade ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani savaş esirlerini değil, meşru eşleri ifade eden bir ibare. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Kim bunun ötesine geçerse, işte onlar haddi aşmış olanlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ Ve yine onlar ki, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Sözlerinden caymaz, emanete ihanet etmezler. Emanete ve ahde riayet aslında ahlak ile ilgili bir hüküm değil. Bu ayetlerin hangi yılda nazil olduğunu hatırlayalım. Peygamberliğin 6. veya 7. yılında. Yani henüz daha oruç farz değil. Zekat farz değil, hac farz değil, faiz haram değil, örtü farz değil. Yani İslam'ın birçok haramı ve birçok farzı henüz daha konulmamış. Bunların birçoğuna daha 5 yıl, 10 yıl, 13 yıl, 12 yıl var. Ama ahlaki ilke olan söze riayet ve emanete riayet konusunda bir emir geliyor, bir ayet geliyor. Bu neyin ifadesi? Ahlak din binasının temelidir. Bunun ifadesi. Hani Efendimiz'e adeta beni neden seçtin sorusunun cevabı olarak ve inneke le'ala hulukin azim deniliyordu ya. Ayet-i kerime. Çünkü sen, zira sen muhteşem bir ahlaka sahipsin. Bu ayet Kalem suresinde Allah Resulü'nün seciyesine, ahlakına ilişkin bir ayet. Ve bu ayetin yanına bir başka ayeti getirip koyalım. O ayette مَا كُنْتَ تَدْر۪ي مَا الْكِتَابِ وَلَا الْا۪يمَانِ Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmez. İkisini birleştirip okuyalım.
sen kitap nedir, iman nedir bilmezken muhteşem bir ahlaka sahiptin. Yani ahlak din binasının en temelinde yer alan katmış. Akideden de önce yer alması gerekiyor. Hatta Bakara suresinin girişinde Hudel lil muttakin ibaresinde müttakiler için hidayettir ibaresinin nasıl anlaşılacağı konusu da burada daha iyi anlaşılmış olmuyor mu? Müttakiler için hidayettir bu vahiy, bu Kur'an. O zaman müttaki olmakla ahlak sahibi olmak eşitlenmiş oluyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ Yine onlar şahitliklerini dürüstçe tam olarak yaparlar. Yani şehadetlerini tam yaparlar. Bu sadece mahkemelerde şahitlik yapmak veya herhangi bir tanıklıkla ilgili değil, bu Müslümanın hayat düsturuyla ilgilidir değerli Kur'an dostları. Zira biz bu cihana sahip olmak için değil, şahit olmak için geldik. Var olmak, şahit olmaktır. Onun için eşhedü en la ilahe illallah diyerek girilir İslam kapısından. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Kelime-i şehadet budur. Ben şahit olurum ki diye başlar bir mümin iman kapısından girerken. Ben şahit olurum ki demek Allah'ın kulu kendine şahit tutmasıdır. Allah'ın bizim şahitliğimize ihtiyacı mı vardır? Elbette hayır. Ama Allah bununla bizi onurlandırır. Bize şeref verir. Bizim haysiyetimizi artırır. Yani bana şahit olur musun ey kulum derken aslında Allah bizim şahitliğimize ihtiyacı olduğu için değil, bizi onurlandırmak için böyle yapar. O nedenle biz sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Yani imanımıza, hayatımızı şahit kılmaya, kanımızı, canımızı şahit kılmaya, varlığımızı şahit kılmaya, ilmimizi şahit kılmaya, neye sahipsek her birini şahit kılmaya geldik. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Yine onlar namazlarını korurlar. Namazları üzerinde muhafızdırlar. Namazlar üzerine muhafız olurlar yani. Namazlarının amacını gözetirler anlamına da alabiliriz bunu. Namazın amacı nedir peki? Elbette ki miraçtır. Vele zikrullahi ekber. Namaz insanı kötülüklerden ve her türlü ahlaki taşkınlıktan alıkoyar. Ama namazın en büyük maksadı Allah'ın zikridir ki o en büyük amacıdır. Nedir o? Allah kaygısı kazandırmak. İnsana Allah kaygısı kazandırır. Ulaike fi cennetin mukramun. İşte onlar cennetlerde ikram olunacaklardır. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتَع۪ينَ Şimdi yeni bir pasaja girdi suremiz. Şu kafirlere ne oluyor ki senden yana boyunlarını uzatarak عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَز۪ينَ Gruplar halinde bir sağa bir sola volta atıp duruyorlar. Hem mecaz hem hakikat. Müşrik muhatapların şaşkınlık ve küstahlıklarına bir ifade, bir atıf var burada. Veya şeytan gibi bir sağdan bir soldan gelişlerine atıf var. Yani şeytan gibi bir sağdan geliyor veya içlerinde şeytanları bir sağdan geliyor ve diyor ki siz değil de bunlar mı girecek cennete, şu yoksul fakir fukaralar mı girecek?
Bir de soldan geliyor. Aman canım, ahiret mi var ki diyor bunları düşünesin. İşte buna da bir atıf olabilir. اَيَتْمَعُ كُلِّ اِمْرِئِنْ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ Şimdi onlardan her biri tarifsiz nimetler cennetine gireceğini mi zannediyor? Yani onlardan her biri dediği dehriler dışındaki geniş kitlenin, müşrik kitlenin belli belirsiz bir ahiret inancı olduğunu burada görüyoruz bakın. Demek ki belli belirsiz, ki başka ayetlerde de vardı, bendeniz onları yeri geldikçe ifade etmiştim. İnne zunnu illa zannen. Yani zannediyoruz. Yani zannetmiş olsak bile var, tutalım ki ahiret var. O zaman biz cennete gireceğiz diye zannediyorlardı. Yani geniş müşrik kitle tümden ahireti inkar etmiyor. Belli belirsiz bir kuşku var. Kella. Yo. Yani onlar tarifsiz nimetler cennetine gireceklerini zannediyorlarsa, tabir caizse kaba bir ifadeyle böyle zannetmesinler, avuçlarını yalarlar. İnna halaknahum mimma ya'lemun. Biz onları bildikleri bir şeyden yarattık. Yani basit bir sıvıdan yarattık. Basit bir sıvıdan. Fakat onlar Allah'a karşı basit bir sıvıdan yaratıp böylesine muhteşem bir şaheser yaptığımız halde döndüler, ne yaptılar? Küstahlık yaptılar. فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ Yo, yemin olsun doğuların da batıların da Rabbine ki اِنَّا لَقَادِرُونَ Elbette biz kadiriz. Güç yetiririz. عَلَى اَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Onlardan daha iyisini onlarla değiştirmeye bizim gücümüz yeter. Yemin olsun ki bizim gücümüz onları daha iyileriyle değiştirmeye yeter. Buradan alacağımız ders nedir dostlar? Hiçbir varlık türü Allah için vazgeçilmez değildir. Fakat Allah her varlık için vazgeçilmezdir. Ne buyuruyordu Kur'an? İn yeşa yuzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Eğer isterse sizi götürür, siler, kökünüzü kurutur ve ye'ti bi halkin cedid. Yepyeni bir halk veya halk aynı zamanda tür demektir. İnsan dışında yepyeni bir tür getirir. Doğuların ve batıların Rabbi diyor ayet-i kerimede. Bu bana Nur suresinin 35. ayetindeki o ibareyi hatırlattı. Ne doğuya ne batıya ait olmayan zeytin ağacından elde edilen bir yakıt. Bu ibare çok ilginç. Hakikat hiç kimsenin malı değildir. Ne doğunun ne batının. Onun için de Allah eğer doğu kendisine sırt dönerse, hiç ummadığınız bir yerden, batının batısından kendisine iman eden insanları bulur, çıkarır. Zımni mana budur. فَذَرْهُمْ Artık onları kendi haline bırak. Yani bunun manası şu, işine bak. Gündemini düşmanın belirlemez. يَهُودُ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ Vaat edildikleri güne kavuşuncaya kadar lafa dalıp oyalansınlar. Yani burada اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ayetini tefsir eden bir ayet bu. Yani Ümmül Kitab'a dahil olan bir ayet. Kitabın anası ayetlerden, tefsir eden ayetlerden, müfessir ayetlerden biriyle karşı karşıyayız. Hani
Dünya hayatı tek başına oyun ve eğlencedir diyordu ya Kur'an. İşte bu ayete göre tefsir edeceğiz. Eğer bir kafirin eline kafirce yaşanmış bir hayatsa oyun ve eğlence veya oyun ve eğlence olarak yaşanırsa ancak kafirin elinde oyun ve eğlenceye dönüşür. Biz bu ayetle bu tip ayetleri yan yana düşünüp onun tefsiri olarak anlamak zorundayız. Tek dünyalıların yaşadığı hayat oyun ve eğlencedir. Ama iki dünyalı biri yaşarsa bir mümin, bu hayat ahiretin tarlasıdır. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ Yani sanki yarışıyorlarmış gibi birbirleriyle kabirlerinden fırlayıp putlarına doğru seyirtecekler. Niye seyirtecekler acaba? Veya putlarına doğru seyirteceklermiş gibi fırlayacaklar. Burada bir kinaye var aslında. Yoldan gelen müşrikler ilk defa putlarına koşar. Eğer karlı bir seferden dönmüşlerse karlarından bir miktarını putlarına verirlermiş. Eğer karsız dönmüşlerse ziyaret etmezler. Hatta putlarını yere çalanlar olurmuş. Ona bir gönderme, bir atıf var. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّ Gözleri yıkılmış, zillete bürünmüş bir halde olacaklar. Bir bitmişlik hali yani. Dünyada haşyetullah olmadan yaşayanın ahirette duyduğu haşyet, zillet olacak. ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ İşte bu, onların daha önce defalarca tehdit edildikleri gün. Sadakallahul azim. Me'arid suresi böyle bitti değerli dostlar. Şimdi Mushaftaki 71. sure olan Nuh suresine geçiyoruz. Nuh suresi ismini muhtevasından alıyor. Hazreti Nuh'un ömürlük destani daveti. Mekki bir sure bu. Hicret sonrası ve hicret öncesi ne tekabül edebilir ki? Aslında kıssanın muhtevası indiği dönemin havasını haber veriyor. İplerin koptuğu dönem ki bu dönemde hicretin öncesine tekabül ediyor. Konusu tektir. Hazreti Nuh'un daveti, tevhid ve adalet çağrısı. Bu konu bize şunu verir. Tuğyan olan yerde tufan olur. Her tufanın bir Nuh'u, her Nuh'un bir gemisi vardır. O halde ey müminler, karada gemi yapmaya devam edin. Eğer günah okyanusuna düşseniz bile sevap adası olun, korkmayın. Tufan tuğyan edenler için bir bela ve musibet, İman edenler içinse bir fırsattır. Unutmayın. Şimdi sureye geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ersalna Nuhan ila kavmihi en enzir kavmeke min kabli en ye'tiyehum azabun elim. Hiç şüphe yok ki biz Nuh'u kavmine, kavmini uyar. Bir elim bir azap kendilerine gelip çatmazdan önce kavmini uyar diye gönderdik. 30 ayrı yerde her biri farklı vurguyla gelir. Mesela Hud suresindeki teselli için gelir Resulullah'ı. Zariyat suresindeki ise zalim kavmi, müşrikleri tehdit için gelir. Yani bu kıssa 30 yerde anlatılır ama 30 yerde tekrar edilmez. Farklı vurgularla gelir. قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ Nuh dedi ki, ey kavmim, ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Mubin, eban eden, hem müteaddi hem lazım. Müteaddi gelirse, açıklayan, açıklayıcı, lazım olarak anlarsak eğer, özünde açık. İki manayı da mündemiçtir aslında. Açık ve açıklayıcı bir uyarıcı. اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيُونَ Uyarım şu. Enimastariyenin buradaki karşılığı. Allah'a kulluk edin.
Yalnız Allah'a. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve ona itaat edin. Ve bana itaat edin. Ve ati'uni aslında. Evet, bana itaat edin. Yaghfir lekum min zunubikum. Allah da bunun karşılığında ne yapsın? Sizin günahlarınızı kökten affetsin. Mağfiret affın en yücesi, üstünü tamamen kapatsın. Ve yuakhirkum ila ecelin musamma, adı konulmuş bir vakte kadar size süre tanısın. İnne ecelallahi izâ câe la yuakhir, la yuakhar. Allah'ın belirlediği süre gelip çattığında asla ertelenemez. Asla ötelenemez. Lev kuntum ta'lemûn. Keşke bunu olsun bilseydiniz, idrak etseydiniz. Ecel, aslında likulli ecelin kitap ayetinin de ifade ettiği gibi her ecelin bir yasası vardır. Hayatın devamına veya bitimini getiren yasalar silsilesidir. Bir tür kullanım ömrü, insanı yaratan, mahlukatı yaratan, onlara da bir kullanım ömrü biçmiştir. Her yaratılanın bir kullanım süresi vardır, ortalama süresi. Ama Efendimiz dua ömrü uzatır diyor. Sadaka ömrü uzatır diyor Hazreti Ali'den gelen cehid senetli bir hadiste. Bütün bunları nasıl anlayacağız? Yani kullanım ömründen iyi kullanılırsa daha fazla yaşayabilir. Ama Allah yarattığına ortalama bir kullanım ömrü takdir etmiştir. Ecelin müsemma hem nekira, yani hem de adı konulmamış. Ecel Allah, Allah'ın koyduğu ecel ise Allah'a nispet edilmiş. Gelince geciktirilmez. Biz bunu anlıyoruz. Kâle Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehara. Nuh dedi ki, Rabbim kavmimi gece gündüz durmadan davet ettin. Felem yezidhum du'ai illa firara. Benim davetim onların kaçışından başka bir şeyi artırmadı. Onları kaçırdı. Yani gelecekleri, koşacakları yerde kaçtılar. Allah'tan kaçtılar, vahiyden kaçtılar, imandan kaçtılar, sevaptan kaçtılar, cennetten kaçtılar. Ve inni kullama da'awtuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Senin bağışına layık olmaları için onları davet ettiğim her seferinde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Ve istaghşav siyabahum, gözlerini hakikate kapattılar. Lafzi olarak elbiselerini başlarına çektiler manasına gelir ama mecazdır bu. Gözlerini kapattılar. Ve esarru ve stekberu stikbara. Ve büyüklendikçe büyüklendiler ve küfürde ısrar ettiler. Hakikate karşı kibirlendiler. Yani şeytan gibi yaptılar. Thumma inni da'avtuhum cihara. Sonra yer oldu, gün geldi, onları açıkça davet ettim. Thumma inni a'lantu lahum ve esrartu lahum israra. Gün oldu, hem davetimi kendilerine ilan ettim, hem de gizliden gizliye davet ettim. Hani olur ya, dışarıya bakarak açıktan davet edince bir takım mülahazalarla iman etmezlerse, gizlice davet edeyim, bari orada iman etsinler diye. Ama gizli açık, davetin tüm yöntemlerini denediğim halde küfürde ısrar ettiler. Benden kaynaklanmadı ya Rabbi demeye getiriyor Hazreti Nuh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ve nihayet dedim ki onlara, Rabbinize istiğfar edin, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Hiç şüphe yok ki o çok bağışlayıcıdır. Çok affedicidir. Yursilis semaa aleykum midrara. Göğü üzerinize cömertçe boşaltacaktır. Mübalağa vezni midrar. Dür inci demektir. İnci gibi toprağa bereket getiren yağmura denir. Tersi seller
ve toprağı sürükleyip götüren bela yağmurudur. Ve yumditkum bi emvalin ve benin, mal ve evlat vererek dünyevi refahınızı artıracak. Ve yec'al lekum cennatin ve yec'al lekum enhara, dahası sizin için tarifsiz cennetler var edecek ve nehirler bahşedecektir. Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vekâra, size ne oluyor da Allah için vakarlı bir tavır takınmıyorsunuz? Vakar, ağırbaşlılık, hafifliğin zıttı. İman insana vakar verir, ağırbaşlılık kazandırır. Küfür insanı hafifletir. Bu zımni ifadeyi anlıyoruz biz buradan. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْوَارًا, oysa ki sizi uzun süreçlerde halden hale geçirerek yarattı. O yarattı. Yani etvar, her halkası diğerinden farklı olan haller, çok aşamalı süreçler, tekamül yasasının ifadesi aslında. İnsan suresinin 28. ayetindeki tebdil ile birlikte okunmalı bu ayet. أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا, görmediniz mi Allah 7 kat göğü nasıl tabaka halinde birbirine uyumlu olarak yarattı? Buradaki tıba aslında etvar canlı organların dinamik kaderini ifade ediyor bir üstteki. Tıbak da cansız varlıkların statik kaderini ifade ediyor. Mülk suresinin 3. ayetini bu ayetle birlikte okuyalım. Ve cealel kamera fihinne nuran ve cealel şemse siraca, güneşi de tarifsiz bir lamba yaptığını ve ayı sirayet eden bir yansıtıcı kıldığını hatırlasanıza, düşünsenize. Ayı yansıtıcı kıldı diye çevirdim bunu. Çünkü ay için nur kullanılıyor, şems için siraç. Ama Yunus suresinin 5. ayetinde huvellezî ceale şemse diyâen vel kamera nûrâ, güneş için diya kullanılıyor. Diya, ışık kaynağından ışığın verilmesi, nur ise yansıyan veya yansımayan ışıkların tümüne birden denilir. Bu ilginç bir fark. Vallahu enbetekum minel ardı nebâte, ve Allah sizi yerden tarifsiz bir bitirişle bitirmiştir. İnsanın hem elementer hem de biyolojik kökenine bir atıf. Sözün özü şu: hangi çiftçi ektiği ekine sırtını döner ki siz Allah'ın ektiği bu şahane ekine sırtını dönmesini istiyor? Ekip de gitsin, bir daha dönüp bakmasın diyorsunuz. Allah öyle yapar. İnsan gibi bir ekin ekmiş Allah. Ondan bunu nasıl bekleyebilirsiniz? Allah sizi elbette gözetecek. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا, sonra orada sizi tekrar iade edecek, tekrar meydana getirecektir. Ve yuhricukum ihraca, derken sizi tarifsiz bir çıkarışla yeniden çıkaracaktır. Vallahu ceale lekumul arda bisata, Allah sizin için yeri bir döşek gibi yaymıştır. Burada yayarak genişletme, sözün özü: neden nankörlük ediyorsunuz size misafirhaneyi bu kadar dayayıp döşeyen Allah'a karşı? Bütün bu ayetler onu söylüyor. Litesluku minha subulen ficaca, ki geniş yollar bulup onun üzerinden aşabilesiniz diye. Pasajın ana fikri belli. İnançta da çeşitlilik, tıpkı insan, gök gibi, insan gibi sünnetullah'tır. Hazreti Nuh'un bunca yıl davet edip de davetine icabet etmeyenlerin neden icabet ettiklerine dair bu konudaki sünnetullahı anlamaya çalışırsanız, hatta daha geniş bakıp şu yeryüzünde Allah insanı yaratıp da neden küfrüne izin verdi? Kafirlerin kafir olmasına neden izin verdi?
neden yeryüzünde kendine isyan edilmesine izin verdi? İnsan şirk koşacağını bile bile Allah neden irade verdi? Gibi soruları çoğaltıp gidebiliriz. Sorular soracak olursanız ey insanoğlu. Allah'ın yasası budur. Bu yaratılışın yasasıdır. Karanlık olmasaydı aydınlığın, küfür olmasaydı imanın, kötü olmasaydı iyinin değeri nasıl bilinirdi? İşte Rabbimiz bize Nuh suresinde de bunu veriyor. Rabbim küfürden, şirkten, tuğyandan bizi korusun. Rabbim davet edilince davete yürekten icabet edip imanın hakkını verenlerden kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.